أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini öncelikle hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, Rabbimizin sıfatlarını anlatıyorduk. Zati sıfatlarından bahsediyorduk. E, neydi Rabbimizin zati sıfatlarından? Birincisi vücut sıfatıydı. Bunu işlemiştik. Yani Mevla'nın var olması. Kıdem sıfatı vardı. Evveli olmaması. Beka sıfatı, sonu olmaması. Hüvel evvelu vel ahiru. O Allah nedir? Evveldir. Yani ezelidir. Varlığının bir başlangıcı, yoktur. Vel ahir ve o nedir? Ahirdir. Yani sonu yoktur. Bakidir. Asla ölmez. Ve huve hayyul la yemut. O haydır, diridir. Mevla ölmez. Celle Celaluhu. Yani her şey fena bulacaktır. Her şey yok olacaktır, helak olacaktır. Ama Allah'ın zatı müstesna. Evet bu beka sıfatını anlatmış idik. Bir iki daha ilave yapalım ve böylece diğer Rabbimizin zatî sıfatına, efendim vahdaniyet sıfatına ki o da çok önemli. E, Rabbimizin sıfatlarından hepsi önemli de ama o yani Mevla'nın vücut sıfatı gibi Mevla'nın varlığına inandığımız gibi vahdaniyetine de bir olduğuna da He? Ne yapacağız? İnanacağız. Çünkü o nedir? Tevhidle alakalıdır. Dolayısıyla hakikaten efendim, çok önemlidir. Evet beka sıfatını efendim anlatıyoruz. Tabii dedi ki her şey fena bulacak. Yani şu gördüğümüz kainat. Yani Mevla var idi. Hiçbir şey yok idi. Daha sonra Mevla ne yaptı? Her şeyi halk etti, yarattı. İşte bu sonradan yaratılan her şey ne olacak? Fena bulacak. Her şey yok olacak. Yani bu gördüğün kainat, 18 bin alem, He, o güneşler dürülecek, o yıldızlar efendim, sökülecek, o gökler dökülecek, o dağlar hallaç gibi atılacak. Yani efendim, öyle bir hal olacak, efendim, denizler karalara hücum edecek. Yani yevme tübeddelül erdu gayrel erd. Yani bu arz başka bir arza tebdil edilecek. Bir ayette Mevla buyuruyor. Ve teral erda berizeten. O yeri dümdüz görürsün buyuruyor dümdüz. Hani şimdi bu dağları var, denizleri var, engebeleri var, çukurları var. Ya işte bu dünya öyle bir hale getirecek Mevla artık o dümdüz olacak. Hatta böyle tabaklanmış efendim tüysüz bir deri gibi. Ama tabi ne adres belli, ne yer belli, ne Amerika belli, ne Avrupa belli, ne Asya belli. Ya yani insanlar efendim mesela bir metre toprak için ne kavgalar ne gürültüler ne düşmanlıklar değil mi? Efendime söyleyeyim işte petrol için, maden için, güç için, bir takım enerji kaynakları için yani dünya altını üstüne getiriliyor. İnsanlar söyleyeyim savaş etmekten, kan dökmekten efendim ne yapmıyor? Geri kalmıyor. İşte bu dünya bakın ne olacak? Kimseye kalmayacak. Herkes yok olacak. Allah bu arzı başka bir arza adeta tebdil edecek. Ve hiçbir adres, hiçbir kıta, hiçbir evrenin belde belli olmayacak. Bak dümdüz görürsün diyor. İşte ve nüfika fi sur. Sura üfürülünce o sur nedir? Sur İsrafil Aleyhisselam'ın efendim üfleyeceği şey. Yani onu tabi tefsirlerde beyan edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde açıklamıştır. Yani bir boynuz gibi, nurdan bir boynuz gibi ama o kadar büyük ki, yerler gökler kadar büyük olan ve ne kadar ruh varsa o kadar üzerinde delikleri olan ağzına almış onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani İsrafil aleyhisselam sur, suru ağzına almış. ...başını eğmiş... ...kulağını Mevla'ya vermiş... ...ne zaman Mevla üflederse... ...üfleyecek ve ne yapacak... Efendim ...her şey fena bulacak... ...yani İsrafil aleyhisselam o haldeyken... ...ben nasıl rahat olabilirim buyuruyor... ...Efendim sallallahu aleyhi ve sellem... ...o İsrafil hala öyle... ...he... ...osur ağzında... ...boynunu efendim, başını eğmiş... ...kulağını Mevla'ya vermiş... ...ve Mevla'dan emir bekliyor... ...o halde... ...emri aldığı zaman fenufiha fi <Sessizlik> sur sura üfürülünce fesaika men fi ve men fil ard göklerde ve yerde ne varsa her şey ne yapacak ölecek illa <Sessizlik> men Allah, ancak Allah'ın diledikleri müstesna yani Allah'ın diledikleri müstesna, oradaki istisna edilenler, ulema yine efendim, beyan buyurmuşlardır. İşte kimlerdir? Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve ölüm meleği Azrail aleyhisselam. Ve tabi bir de arşı taşıyan melekler olduğu söylenmiştir. Tabii daha sonra Azrail Aleyhisselam onları da canlı alacak ve en son olarak da Mevla ne, ne yapacak? Azrail Aleyhisselam'a da ölmesine emredecek ve böylece ne olacak? Kimse kalmayacak, hiçbir şey kalmayacak. Külli şeyin kun illa Her şey helak olacak ancak Mevla'nın zatı müstesna. Evet. Mevla ne buyuruyor bakın. Kullu aleyha fan. Her şey ne yapacak? Fena bulacak. Her şey yok olacak. Ve yebka celal ve ikram. Ancak celal ve ikram sahibi olan he Rabbinin zatı müstesna. Evet. Her şey ölmüş, her şey yok olmuş. Mevla Teala Celle Celaluhu o zaman ne buyuruyor? En Allah, ben Allah'ım diyor. Enel Melik, ben Melik'im diyor. He? Öyle ya. Hani benim malım, benim yerim, benim arsam, benim bölgem. Mevla diyor ki Melik benim. Hadi bakalım neredeler? Eynel Cebbarun, o cebbarlar nerede? He? Eynel Mütekebbirun, o mütekebbirler nerede? Az önce dedik ya o ülkeleri kana boğanlar, milyonlarca insanları göz kırpmadan öldürenler yani güç için, kuvvet için, enerji için veya efendime söyleyeyim bir takım yeraltı kaynakları için petrol olabilir, altın olabilir neyse. Yani bunun için insanları, ülkeleri yakıp yıkmaktan çekinmeyen o cebbarlar, o zalimler neredeler? O mütekebbirler neredeler? Allah kabul etmeyen o Nemrutlar, Firavunlar ve onlar gibi olanlar hani neredeler? allah Teala meydan okuyor. allah Teala ferman buyuruyor. E O çok konuşan, o demeçler veren, açıklamalar yapan, zulmeden o zalimler. Hani neredeler konuşsanıza? Mevla diyor ki neredesiniz? Çıt yok. Neden? Kimse yok ki. He? Hiç kimse yok. Hiçbir şey yok dır 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 konuşuyordunuz ama şimdi yok. Konuşmaya bile mecal yok. İşte fela buhu ahadun tabi hiç kimse cevap veremeyince feyakulu cevap belli nefsihi Mevla Teala kendi cevap veriyor. Çok hoşuma gidiyor buraları. He? Bak Mevla ne buyuruyor? Lillahil vahidil kahhar. allah Teala cevap veriyor görüyor musun? Hani bugün mülkimin, Yemenil <Sessizlik> mülkül bugün mülkimin, Mevla sordu ya kimseden çıt yok ya kimseden cevap gelmeyince he Mevla bu sefer bugün mülk kimin sorusuna kendi cevap veriyor ve Lillahin Vahidil Kahhar buyuruyor. Vahid ve Kahhar olan, bir ve Kahhar olan he Cenabı Allah'ındır mülk bugün. İşte o mülkün sahibine, o Rabbül Alemine, o Arş'ın Rabbine iman etmişiz. İşte bugünler gelecek böyle işler olacak. Her şey fena bulacak ancak Allah'ın zatı kalacak Celle Celaluhu. O işte zatı sıfatlardan biri de nedir? Beka. Evet yani sonu olmaması. O baki. Hüvel baki yazıyor ya mezar taşlarında. He? O baki. Yani bu fani biz gömdük bunu. Baki olan o Allah Celle Celaluhu demektir o. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Mevla'nın zatî sıfatlarından biri de neymiş? Efendim beka sıfatı. Dördüncü zatî sıfatı ise vahdaniyet sıfatı. allah Teala Hazretlerinin bir olması. Evet dedik ya çok önemli. Çok önemli bir sıfat. Tabi bu da selbi sıfatlardan yani tenzihi sıfatlardandır. Ne demekti o? Ee, yani selbi sıfat, tenzihi sıfat. Onun mefhumu muhalifini de yani bunu söylerken mefhum muhalifinde tezih etmiş oluyorsun. Dolayısıyla diyorsun Allah birdir dediğin zaman sen vahdaniyete inandığın zaman Allah'ın bir olduğuna iman ettiğin zaman ne yapmış oluyorsun? Bunun mefhum muhalisi, muhalifi birden fazla olması. Yani birden fazla olması efendim onun şeriki, naziri, benzeri olmasında reddetmiş oluyorsun. Evet, vahdaniyet. Allah'ın birliğine inanmak. <laughs> Dedik ya bu sıfat, Mevla'nın vücut sıfatı vardı ya, varlık sıfatı gibi, ona inanmak gibi hakikaten çok önemlidir. Çünkü bu tevhidle alakalı. Yani bütün semavi dinlerde bakıyoruz. Tevhid yani Allah'ı birleme akidesi imanın temel esaslarındandır. Evet yani imanın temel esaslarından. Çünkü kalpte tevhid akidesi olmadığı zaman Allah'ın bir olduğuna inanmadığın zaman yani Allah'a şirk koştuğun zaman öyle ya müşrikler niye müşrik? Allah'a inanıyorlar mı? Elbette. Ama ne yapıyorlar? Efendim, Lata da, Menata da, Uzza'ya da hatta onun gibi 360 tane puta ne yapıyorlar? İlah diyorlar. Yani Mevla'ya ortaklar ittihad ediyorlar. Bir olan Allah'a iman etmiyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Yani onlar iman dairesine giremiyorlar. Kalpte tevhid akidesi olmadığı zaman, Allah'ın bir olduğuna inanmadığın zaman yani ne yaparsan yap, ne kadar güzel işler yaparsan yap, Allah katında kıymeti yok. Allah katında makbul değil kıymetli kardeşlerim. İşte onun için İslamiyet her şeyden önce insanlığa, beşeriyete ne yapmıştır? Tevhidi sunmuştur tevhid inancını, Allah'ı birlemeyi, Allah'ın şeriki, naziri, ortağı olmadığını ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Ve işte bunlardan he, insanları tenzihe davet etmiştir. Yani bütün peygamberler, hani 124 bin peygamber bir rivayete göre 224 bin peygamber gelmiştir. Ve bütün peygamberler işte bunu söyletmeye gelmişlerdir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani bütün peygamberler ne yapıyorlar demek bakın bunu söyletmeye geliyorlar. Dolayısıyla aslında ne büyük bir zikir. efdalü zikri la ilahe illallah. Zikrin en fazilet, faziletlisi hangisi? La ilahe illallah demek. Bakın Rabbimizden ne buyurdu estağfirullah. Ve ilahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız bir tek <criteria> ilahtır. Bakara suresi 163. ayette. Ve ilahukum ilahun vahid. ilahınız bir tek ilahtır. La ilahe illahu. La ilahe. Hiçbir ilah yok. İllahu ancak o var. Errahman, Errahim. İllahu ve Errahmanur Rahim. Hiçbir ilah yok. Ancak o Allah var. O Rahman ve Rahim Rahim'dir. Evet. Bakıyoruz yani İslam tarihine peygamberlerin gelme sebeplerine baktığımız zaman orada neyi görüyoruz? Yani peygamber gelme sebebi iki şey genel olarak. İki şeyden dolayı Mevla bakıyorsun peygamber gönderiyor. Bunlardan bir tanesi tevhid inancından sapma. İkincisi de ahlaki çöküntü. İşte bu ikisi peygamber gönderilme sebebi. Demek ki bir tevhid inancından sapma. Yani bir toplum eğer Allah'ı unutursa, Allah'tan başka şeylere, he, ilah diye taparsa, aya, yıldıza, güneşe, evrenimizin kendi yaptığı bir takım ağaçtan, demirden vesaire şeylere taparsa, o zaman ne oluyor? Peygamber gönderilme sebebi oluyor. İkincisi ise ahlaki çöküntü. Eğer bir toplumda rezillik varsa, ahlaksızlık varsa, fuhuş varsa, hırsızlık varsa, taciz, tecavüz, cinayet varsa, yani bir takım melanetler işleniyorsa işte bu topluma da peygamber demek ki gönderiliyor. Mesela Lüt kavmine mesela Lüt aleyhisselam gönderildi. Niye? Çünkü onlar efendim çok büyük bir e, kötülük içerisindeydiler. Çirkinlik içerisindeydiler. Allah-u Teala o peygamberi gönderip ne yapıyor? Onları uyur, uyarıyor. Ahlaken daha kamil, efendim, daha olgun bir hale gelsinler diye. E zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına baktığımız zaman ne buyuruyor? Yani gönderilme gayesiyle alakalı Şöyle buyuruyor. Bi't tuli üten mim Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Görüyor musun? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in geliş gayesine bak. Yani namazı, orucu, ibadet ve taati tamamlamak değil. He? Güzel ahlakı tamamlamak. Zaten namazını da hakkıyla kılan, orucunu da güzelce tutan, ibadetlerini de Mevla'nın istediği gibi yapan Zaten ne oluyor? Ahlaken güzelleşiyor, ahlaken kemale eriyor. Yani daha olgun, daha kamil, her geçen gün terakkide, manen olgunlaşan bir şahsiyet haline geliyor kıymetli kardeşlerim. Demek ki tevhidden sapma, peygamber gönderilme sebeplerinden ve Mevla Teala ne yapıyor? Gönderiyor peygamberlerini, insanları, efendim... Allah'a kulluğa davet ediyor. Allah'tan başkasına yapılan o tazimleri, o ibadetleri he Allah'a yapılmasını ne yapıyor onlara ikaz ediyor, uyarıyor kıymetli kardeşlerim. Tabii tevhidle yani Allah'ın birliği ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz hakikaten tevhidle alakalı pek çok ayetler görüyoruz. Mesela namazlardan sonra çoğumuzun okuduğu <laughs> İhlas Suresi hemen başında ne buyurdu Estağfirullah? Kul allahu ehad. De ki o Allah birdir. Görüyor musun? İhlas Suresi. Ha, de ki o Allah birdir. Başka bir ayet. Enam Suresi 19. ayet-i kerime. Kul innemâ ve ilâhun vâhid. Kul de ki innemâ ve ilâhun vâhid. O ancak tek bir ilahtır. O ancak tek bir ilahtır. Bakın bir başka ayet-i kerime. Nahl suresi 22. ayet-i kerimede. İlahukum ilahü vahid. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fellezine la yu'minune bil ahireti. öyle kimseler ki la yu'minune bil ahireti. Ahirete inanmayanlar var ya. Kulübühüm Münkiratun. Onların kalplerinde inkar vardır. Yani bu meseleyi Allah'ın bir olmasını onların kalpleri ne yapıyor? İnkar ediyor. Ve müstekbirun ve onlar büyüklük taslayan kimselerdir buyuruyor Mevla Teala. Yani bakıyoruz Mekke dönemini şöyle gözden geçirdiğimiz zaman gelen ayetlere baktığımız zaman tevhidle alakalı ayetler geliyor. Yani Medine'ye baktığımız zaman da ahkam ayetlerinin geldiğini görüyoruz ama Medine'de genelde tevhidle alakalı ayetler. Çünkü orada ona ihtiyaç var. Çünkü şirke bulaşmış bir toplum var. Çünkü Allah'ın evine 360 tane efendim put yerleştirmiş. Sabah akşam onları tazim eden, onlara kurbanlar kesen, onları ilah ittihad edip onlara tapan bir topluluk var. Onun için önce şirkten temizlenmesi lazım ki önce tevhid akidesinin yerleşmesi lazım ki ondan sonra Müslüman olsunlar ve yaptıkları ibadet Allah katında bir kıymet kazansın. Bak ne buyuruyor Mevla? Sizin ilahınız bir tek ilahdır. <laughs> o bir ilah, efendim, ilahı kabul etmeyen, Allah'ın bir olduğunu kabul etmeyenler var ya, <laughs> onların kalpleri münkirdir. Yani onların kalpleri bunu inkar edicidir. İnanmıyorlar, kabul etmiyorlar. Ve ve müştek on ve onlar büyüklük taslayan kimselerdir buyuruyor. Demek ki Mevla'nın bir olduğunu kabul etmemek bir kibir alameti, he? Kendine göre bir üstünlük taslama alameti. E hala madem Allah'a inan, inanmıyorlar, he? Yani üstünlük tasladıklarından dolayı peki hala putlara niye tapıyorlar? Yani öyle madem bir şeylere tapıyorlar Allah'a tapsınlar. Şimdi mesele burada başka. Yani bu konu çok detaylı, çok efendim değişik şekillerde anlatılabilir ama yani bir pencereden bakarak o şekilde sizlere arz etmeye çalışayım. Şimdi bunlar aslında bunların derdi tapmak değil. Bir ilaha inanmak değil. Ama insanlarda bir inanma ihtiyacı olduğundan dolayı... ...mutlaka bir şeylere inanmak zarureti olduğundan dolayı... E ...bunlar da inanıyorlar. Toplum evvelden beri böyle putlara taparak geldiğine göre... ...ha bunlar da putlara tapıyorlar ama... ...putlar onlara bir şey demiyor ki... ...yani namaz kıl diyor mu? Oruç tut diyor mu? Faiz yeme diyor mu? Zina etme diyor mu? Hırsızlık yapma, çalma, çırpma diyor mu? Demiyor. Yani emir vermiyor... ...bir şeyden nehyetmiyor. Öyleyse... He? Ha, onların bu mesele işine geliyor. Onlar Allah'a niye inanmıyorlar? Çünkü Allah'a inandıkları zaman hani Ebu Ceyl'e dediler ki ya dediler Muhammed bize la ilahe illallah sallallahu aleyhi ve sellem, la ilahe illallah dememizi söylüyor. Yani bunlarla yaka paça olmayalım istersen. Bir la ilahe illallah diyelim kurtulalım ya. Ebu Ceyl ne dedi biliyor musun? La ilahe illallah demekle iş bitse akşama kadar diyeyim ama mesele dedi ondan sonra başlıyor dedi. Yani herif gavur ama müşrik ama he mert gavur mert. Ya doğruyu söylüyor. Yani la ilahe illallah diyelim ama iş ondan sonra başlıyor. Allah'tan başka ilah yok. La ilahe hiçbir ilah yok. İllallah ancak Allah var dediğin zaman o zaman la razika illallah demiş oluyorsun. La hakime illallah demiş oluyorsun. Bunlara da iman etmiş oluyorsun. Ama bizim bir düzenimiz var. Bizim bir ortamımız var. Biz onun için ne yapamayız? İnanamayız, iman edemeyiz, kabul edemeyiz diyor. Ha puta niye tapıyor? Put çünkü ona dedik ya bir şey söylemiyor ki. Hatta bir keresinde Ebu Cehil putunu silerken temizliyor. Put birden konuşmaya başladı. Yani içine melun şeytan girmiş. Efendim konuşuyor. Ebu Cehil de şaşırdı. <laughs> Ya sağa baktı, sola baktı. Bu ses nereden geliyor ya? Bir de baktı. Hakikaten putu konuşuyor. Bir de ne diyor biliyor musun? <laughs> diyor ki ya diyor senin gibi bir adam varken Mekke'de böyle senin gibi eşraftan kıymetli sözü sohbeti tutulur dinlenir bir adam varken zengin bir adam varken bu peygamberlik gele gele Muhammed'e nasıl geldi ya? Haşa. Yani bu işte bir yanlışlık var. Peygamberlik ancak senin hakkında ...diyerek efendim, put konuşmaya başlıyor. Ya birden şaşırdı Ebu Cehil. Allah Allah. Ya dedi sen ne söylüyorsun? E de dediğimi duydun ya. Ya dedi ben sana boşuna tapmıyormuşum dedi be. Milleti çağırsam şimdi de onlara da söyler misin aynısını? Aynısını söylerim dedi. Bütün milleti çağırdı. <laughs> yani diyecek ki benim de kerametim var, benim de mucizem var. Bak ben de peygamberim isterseniz söylesin diyecek kafaları karıştıracak, kendine göre fitne yapacak. Efem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlayacak. Güya. Tabi milleti çağırınca herkes toplandı. Efem sallallahu aleyhi ve sellem de geldi. Ama Efem sallallahu aleyhi ve sellem geldiği yerde şeytan durabilir mi? O melun def oldu gitti. Tabi onun boşalttığı yere hemen Mevla bir melek görevlendirdi. Bir melek geldi putun içerisine girdi. Baktı gergez gelince Ebu Cehil gayet neşeli bir şekilde puta döndü dedi ki konuş dedi. E şimdi konuş deyince tabi orada şeytan yok. Bir az önceki söylenen sözleri ne yapmaz melek söylemez. Melekler ne dedi? Ene sanemun dedi. Ben dedi putum dedi. Yani sanki o kereste konuşuyor. Ben putum. Kimseye ne faydam olur ne de zararım olur. Allah'ı bırakıp da bana tapanlara da yazıklar olsun dedi. Öyle deyince tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok hoşuna gitti. Yani ne olmuş oldu bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kerameti e, affen mucizesi. Çünkü peygamberlerin yaptıkları nedir? Mucizedir. Veliyullah'ın... peygamberlerin yolundan gidenlerin gösterdiği harikulade hallere de kerametlenir. Evet kıymetli kardeşlerim. Ebu Cehil bunu görünce, bunu duyunca bir kızdı, bir sinirlendi. Ya dedi bu Muhammed dedi putları da büyüledi dedi. Çıkardı belinden baltayı. He, onu orada yerle yeksan etti. Vurdu, kırdı, döktü, mahvetti, bıraktı. Ebu Cehil, hani sen buna tapıyordun, He? Hani bu senin putundu? Hani sen buna ilah diyordun? Hani buna kurbanlar kesiyordun, tazim ediyordun? Ha, onun derdi yani o aslında ona tapmıyor. Yani kendi lehine bir şeyler söylerse eğer işine gelecek şekilde konuşursa tamam onu kabul eder. Eğer ağzını açmaz konuşmazsa kendi zulüm düzeni çarkı devam edecek şekilde kimse buna mani olmazsa o zaman da sesini çıkarmaz. Ama işine gelmedi mi Doğruları söyledi mi, tapıyor bile, tapıyorum bile dediği o putunu milletin gözü önünde hiç çekinmeden ne yapabiliyor? Kırıyor, yok edebiliyor. Kendi putunu böylece kırıyor. Neden biliyor musun? Çünkü onun putu ne biliyor musun? Nefsi. Onun esas, esas taptığı kendi nefsi. Yani birkaç adım ilerisinde de ne var zaten? Firavunluk var. İlahlık var haşa ve kella. Efera eyte men ittehade ilahehu heva. O hevasını nefsini put edineni görmedin mi? Ha demek ki onlar büyüklük taslayanlardır onlar. Onlar kibirlerinden gururlarından he bakın Mevla'ya ne yapmıyorlar? İman etmiyorlar. İşlerine gelmiyor. Evet onun için Mekke'de Tevhid ile alakalı ayetler inmiştir. Yani şirkten tamamen şirk pisliğinden temizlemek için ayetler ard arda arka arkaya ne olmuştur? Nazil olmuştur kıymetli kardeşlerim. Bakınız yine Nahl suresi 51. ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celal buyurdu. Ve kâle Allah, Allah buyurdu ki, şu ifadeler aslında ne güzel değil mi? He? Yani Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Yani okurken ve <laughs> la Mevla buyuruyor. Ve <laughs> Allah. Allah buyuruyor. Allah buyurdu ki. O Rabbimiz buyuruyor. O Rabbimiz bize söylüyor. Yani Kur'an okurken aslında Mevla ile ne yapıyorsun konuşuyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir kimse Kur'an okusa sonra dese ki vallahi ben Allah ile konuştum dese he? kefaret gerekmez. Yalan sayılmaz. Çünkü çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an okuyan Mevla ile efendim konuşmuştur. E şimdi bunları da duyunca Mevla'dan ve Allah Allah buyurdu ki ne buyurmuş bakalım Rabbimiz? La tettehidû ilâheyn itneyn. İki ilah edinmeyin Allah buyuruyor. İki ilah edinmeyin. ma'hu ve ilâhu vâhid O ancak bir ilahtır. Fe ya ferhabûn He? O halde yalnız benden korkun buyuruyor. O halde yalnız benden korkun buyuruyor Mevla. Yani bakın şimdi burada enteresan ha. Çok fazla detaya inmeyeceğim ama yüzeysel olarak iki ilah edinmeyin. He? O ancak tek bir ilahtır. Öyleyse benden korkun. O tek bir ilah var ya işte o benim. Benden korkun. Niye başkalarından korkuyorsunuz? Niye başka şeylerden korkuyorsunuz? Eğer korkulacak biri varsa, saygı duyulacak biri varsa, ibadet edilecek biri varsa, emrine muti olacak bir zat varsa o da benim Allah buyuruyor. İşte bunu Rabbim Celle Celaluhu iyi anlamak nasip etsin. Bakın burada la tettehidu ilaheyn itneyn. Yani iki ilah edinmeyin derken aslında ne var burada? Bu ifadeyle çok ilaha tapmak yasaklanmıştır. Yani eğer iki yasaksa he, o zaman ne olur? 360 tanesine hiç de ne yapamazsın? Efendim ilah diyemezsin. He, efendim hani müşriklerin var 360 tane putu vardı. En yani, efendim baş putları Lat, Menat, Uzza bunun gibi putlar yapmışlar. Efendime söyleyeyim Kabe'nin içerisine koymuşlar. Allah'ın evine put koyuyorlar bunlara ilah diye tapıyorlar. Onun için Mevla Teala Celle Celaluhu birden sonra en küçük rakam ne? İki. Yani iki tane bile ilah var desen haşa ne olur? Şirk olur mu? Elbette. Allah ile beraber bir tane daha var dersen şirk olur mu? Elbette. O zaman ne olursun? Müşrik olursun Allah muhafaza. Ya hatta Mevla ne buyurdu bakın. Lekat keferellezine <laughs> kalu inna Allah salisu Andolsun üçün Allah, üçün üçüncüsü diyenler kafir oldu diyor Allah. Lakat kefara, andolsun kafir oldu. Ellediğin öyle kimseler ki, kalü dediler, inna Allah'e, tehdüsteler muhakkak Allah üçün üçüncüsüdür. Ya Allah oğul ruhul Kudüs. Böyle inananlara Allah ne buyuruyor? Onlar kafir oldu. Mevla kabul etmiyor. Mevla şirki, ortaklığı, he? asla ve kat'a kesinlikle kabul etmiyor ve bunları Müslüman kabul etmiyor. Müslüman saymıyor, imanları bunların muteber olmuyor o zaman. Dedi ya, yoksa müşrikler de Allah'a inanıyorlardı. Ve leysel semavat vel Onlara yerleri gökleri kim yarattı diye sorsan ne derler? Le <laughs> Allah. Elbette Allah diyecekler. Elbette he Allah diyecekler. Allah'a inanıyorlar ama Allah'ın birliğine inanmıyorlar, Allah'ın vahdaniyet sıfatını kabul etmiyorlar. Tabi Allah'ın kelam sıfatını da kabul etmiyor. Efendim peygamberini kabul etmiyor, İlim sıfatını kabul etmiyor ve özellikle vahdaniyet sıfatını Allah'ın bir olmasını kabul etmiyor. Kabul etmediği zaman da ne oluyor? Ebu cehil oluyor, cehennem derekelerinin efendime söyleyeyim ee, de, cehennem derekelerine yuvarlanıyor. Allah muhafaza. Evet. Demek ki allah Teala ne buyuruyor? İki ilah edinmeyin. Böyle buyurmakla ikiyi bile he, yasaklayan Allah ikiden fazlasını elbette ne yapmış oluyor? Yasaklıyor kıyma kardeşlerim. Yani zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman La ilahe illallah deyin buyurunca Allah'tan başka ilah yoktur buyurunca onlar ne dediler? He? Ecalel alihete ilahe vahida. Dediler ilahları bir tek ilah mı yaptı? İnne hâdâ leşeyin ucaab. Yani doğrusu bu çok acayip bir şey. Çok şaşırtıcı bir şey. Bak 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 bak. O kadar alışmışlar ki o kadar efendim ilahların e, çok ilaha çok puta efendime söyleyeyim inanmaya alışmışlar ki bir peygamber geliyor Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Onlar şaşırıyorlar. Parmak ısırıyorlar. Birbirlerine bakıyorlar. O bu ilahları tek bir ilah mı yapıyor? Allah Allah. Ne kadar acayip bir şey. Ne kadar şaşırılacak iş. Ya işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ne yaptılar? Böylece düşman oldular kıymetli kardeşlerim. Evet Mevla Teala Hazretlerinin zati sıfatlarından vahdaniye sıfatını inşallah Anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Ama kısa bir ara, ardından tekrar buradayız efendim. Evet muhterem izleyenlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimizin sıfatlarından, vahdaniyetten e, bahsediyorduk. Yani Mevla'nın bir olmasından bahsediyorduk. Dolayısıyla bu konuyla alakalı tabii, kelam uleması da e, Mevla'nın birliğiyle alakalı, bir takım tabii akli deliller getirmişlerdir. İşte bunlardan bir tanesi nedir? Efenin burhanı o Bu delil Mevla'nın birden fazla olmasının imkansız olduğunda ne yapıyor? Beyan ediyor. İnşallah bu burhanı temaneo meselesini, bu delili beraber konuşalım. Öncelikle tabii temaneo ne demektir? Yani karşılıklı olarak birbirini engellemek demektir. Karşılıklı olarak birbirine mani olmak. Hani şöyle düşünelim. Eğer birden fazla ilah olsa, he? E o zaman ne olacak? Kainatta düzen olur mu? Yani birinin yaptığını biri kabul etmeyecek. Birinin bozduğunu öbürü düzeltmeyecek. Mesela. Dolayısıyla böyle bir durum olduğu zaman, he? Yani alemde düzen olmaz o zaman. O zaman gökler, evrenimiz, yıldızlar, güneşler, geceler, gündüzler yani burada ne olur? Sıkıntı olur. Yani bu cisimler arasında ahenk bozulur. İşte burhanı temani o delili aslında bunun üzerine kurulmuş olan akli bir delil. Şimdi bu konuda zaten Rabbimiz Celle Celaluhu da Enbiya Suresi 22. ayeti kerimede şöyle buyurdu. Estağfirullah. Lev kâne ma âlihetun illallah. Lev kâne ma âlihetun illallah. Yani e, göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsa, olsaydı göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı le fesedeta. Elbette bunlar ne olurdu? İfsad olurdu. Yani gökte, yerde efendim e, orada fesat olur. İki tane ilah olsa. Birisi diyecek gece olsun, öbürü diyecek gündüz olsun. Efendime söyleyeyim ne olacak? İşler karışacak. Fesat olacak. Dolayısıyla Mevla Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan etmiş. Fesubhanallahi Rabbil arşammâ yasifun. Yani ee, arşın Rabbi olan Allah onların vasıfladıklarından münezzehtir. Celle celaluhu. Evet, yine bakın bir ayet-i kerimede Müminun suresi 91. ayet-i kerimede Mevla Teala buyurur da Subhanallah. "Vemakanahu mâ min ilah." Onunla birlikte hiçbir ilah yoktur. Mevla ile beraber hiçbir ilah yoktur. İden ledeha yani öyle olsa, yani müşriklerin dediği gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, i'den o takdirde lezehebe elbette giderdi küllü ilahin her bir ilah bima halaka. yarattığı şeye giderdi. Yani kendi yarattığını sevk ve idare ederdi ki, o zaman ne olur? O zaman da bir karışıklık çıkar. Herkes kendi yarattığını sevk ve idare edecek, o zaman bir mesela, rakipleşme, bir mücadele söz konusu olacak. Ve ala ba'dum ala O zaman ne olurdu? Elbette onlardan biri diğerine galip gelirdi. Subhanallah yamma yasifun. Allah onların yakıştırdıkları, vasıfladıkları şeylerden münezzehtir buyuruyor Mevla. Yani kurban olduğum Rabbim aslında bunları akli delil olarak kafamıza yaklaşsın diye ne yapıyor Mevla? Ayetle bunları bizlere beyan ediyor. İşte kelam uleması da bu ayetlere bakarak ne yapıyorlar? O burhan-ı temani, o delilini ne yapıyorlar bizlere? Efendim beyan ediyorlar, arz ediyorlar. Ha şimdi yerde gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı ne olacaktı? Fesat olurdu. Yani karma karışık olurdu. Peki hala böyle bir durum var mı? Yani nizam, e, dünya bir nizam içerisinde değil mi? Bir intizam içerisinde değil mi? öyle. Yani bir karışıklık yok. Geceler gündüzler aynı şekilde devam ediyor. Yani şimdi yaza doğru evvelin gündüzler uzuyor, geceler kısalıyor. Evvelce nasıl geldiyse aynı usul Mevla'nın koyduğu kanun bir şekilde devam ediyor. Yani bir karışıklık olmadığına göre, bir problem çıkmadığına göre demek ki he bir tek ilah var. Çünkü Mevla bakın ne buyurdu? Eğer öyle olsaydı Ha ifsad olurdu. Fesada uğrardı, düzen bozulurdu. Düzen bozulmadığına göre o zaman demek ki efendim bir tek ilah var. Ama dersen ki yani diyelim ki şöyle akla gelse. Hani birden fazla ilah olsa, onlar kendi aralarında anlaşsalar ve beraberce yönetseler dersen Ha o zaman anlaşmak ne demek biliyor musun? Birilerine muhtaç olmak demektir ki ilah muhtaç olmaz. Muhtaç olmak acziyettir, nakıslıktır. İlah olan aciz olmamalı, nakıs olmamalıdır kıymetli kardeşlerim. O zaman önce burhanı ı delilini ifade etmeden önce ne yapalım? Yani ilahın ne olduğunu da anlamaya çalışalım. Değil mi? İlah. İlah ne, nasıl olmalı? mutlak bir hüküm ve kudret sahibi olma. Evet. Yani yaratmakta ve hükmetmekte de, de bağımsız olmalı. Mutlak bir kuvveti var, mutlak bir kudreti var. He? Ve bağımsız. Kimseye bağımlı değil. Yaratmak istediği zaman yaratabilmeli. Ol dediği zaman olmalı. Yani ilah olanın kudreti karşısında durabilecek hiçbir rakibi de olmaması lazım. Yoksa yine ne olur? Nakıs bir varlık olur. Nakıs bir varlıkta ilah olamaz kıymetli kardeşlerim. Ha demek ki ilah böyle olmalı. Önce bir kere bunu anlayalım. Çünkü o akli delil yani biraz bunu efendim ilahın ne olduğunda bilmeyi bilmeyi gerektiriyor. Demek ki mutlak gücü ve kudreti olmalı. Bağımlı olmamalı. He? Yaratmakta bağımsız olmalı ve bir rakibi de olmamalı. Şimdi Bunu anladıktan sonra iki ilah olmadığını akli delille bize ispat ediyorlar. Faraza iki tane ilah olduğunu farz etsek, düşünsek. E dediğimiz gibi yaratmak, yaratmakta ve hükmetmekte bağımsız olmaları ilah olmaları için gerekli olduğundan dolayı ne olacak? Aralarında bir ihtilaf olacak mı? Elbette. Yani aralarında bir ihtilaf, bir çekişme, bir problem illa olacak. O zaman şimdi böyle bir durumda ha mesela diyelim ne olabilir? Biri bir şeyin olmasını istiyor, diğeri olmamasını istiyor. Birisi hareket etsin diyor, öbürü hareket etmesin diyor. Yani böyle bir durumda üç durum söz konusudur. Nedir bunlar? Yani bunlardan bir tanesi o zaman ne olmalı? İkisinin de dediği ya ikisinin dediği olacak. Bir. Ya ikisinin dediği olacak. İki. Ya da ikisinin de dediği olmayacak. Bir üçüncü şık veya onlardan birinin dediği olacak. Şimdi bu üç nazariyeyi önümüze koyalım. Bunların üçünün de batıl olduğunu ifade edelim. Nasıl? Şimdi de dediği olacaksa. He? Bu nedir? Bu ihtimal batıldır. Çünkü aynı anda Hani biri ne abiyor, hareket etsin diyor, öbürü diyor ki dursun diyor. Aynı anda hem hareket etmek hem de durmak söz konusu olabilir mi? Olamaz, mümkün değil. Yani iki zıddın bir anda birleşmesi aklende, mantıken de mümkün değildir. Dolayısıyla ne olmuş oldu şimdi? İki zıt bir araya gelmesi imkansız olduğundan dolayı bu faraziye batıl olmuş oldu. İkisinin dediği olacak. Birincisi böyle bir şey mümkün değil. Diğeri neydi peki? İkisinin de dediği olmayacak. Ha şimdi. Bu ihtimal de batıldır. Çünkü iki ilahın da aynı anda istediklerinin olmaması muhaldir. Nasıl mesela? Şimdi dünya dönüyor. Diyelim ki bir tanesi dedi ki bir tanesi dünyanın durmasını istedi. Ha şimdi dediği olmazsa Öbürü de dünyanın efendim, dönmesini istedi. Onun da dediği olmazsa. Ne olacak şimdi? Dönmesini istiyor, o yok. Durmasını istiyor, o da olmayacak. E bu durum ne oluyor biliyor musun? Aynı anda bir şeyin hem varlıktan hem de yokluktan mahrum kalmasını gerektiriyor ki. Yani zıtların ortadan kalkması demektir. Bu da aklen ve mantıken mümkün değildir kıymetli kardeşlerim. Hem zaten ikisinin de dediği olmayacak, dediği olmayan da ilah olur mu? E o da olmaz. Aciz olur, aciz olan da ilah olamaz. Üçüncü şık hangisiydi? Birinin dediği olacak, diğerinin olmayacak. E bu da zaten dediği olmayan, istediği olmayan, Muradı gerçekleşmeyen de ne olamaz? ilah zaten olamaz kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla birden fazla ilah olma ihtimali burhanı ı ile ne olmuş oldu? Batıl oldu, sabit oldu. Evet, inne ilahukum levahid. Rabbimiz Celle Celaluhu, muhakkak sizin ilahınız levahid elbette birdir buyuruyor. Muhakkak sizin ilahınız elbette birdir buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Bir tek Allah'ımız var. Allah bir Celle Celaluhu. İşte ne yapacağız? Onu memnun edeceğiz. Ona ibadet edeceğiz. Ona kulluk yapacağız. Yani öbür türlü olaydı. He? Evet Mevla da buyurdu ya. Yani göklerde ve yerlerde fesat olurdu. Düzen bozulurdu. Hem kulluk da zor olmaz mıydı o zaman? He? Yani şimdi Mevla Teala bize beş vakit namaz emretmiş. Başka bir ilah olsa on vakit dese veya efendim başka olsa hiç kılınmayacak dese hangisini razı edeceksin? Hangisini memnun edeceksin? Değil mi? Yani bir tane Rabbimiz var. Namazını kıl, ibadetini yap, onu memnun et. Emirler de ondan, nehiler de ondan. Bir tek Allah var. Yöneten O, halk eden O, yaratan O. Emir veren O, nehyeden O. Celle Celaluhu. İşte o Allah'a iman etmişiz. Ve o Allah'a kulluk yapıyoruz. İşte o Allah'ın vahdaniyet sıfatını anlatıyoruz. Bir olması. Evet. Rabbim tevhidi kalbimize yerleştirsin inşallah. Şimdi tabi bunu arz ederken Allah Celle Celaluhu, Allah ismi şerifi de çok önemli. Evet yani o Allah ismi şerifi ancak kimin ismidir? Mevla'nın ismidir. Başka hiçbir şeye ne yapamazsın? Koyamazsın. Mesela biz ne diyoruz? La ilahe illallah. Bak la ilahe hiçbir ilah yok. İlla Allah. Ancak Allah var diyoruz. La ilahe illa ilah demiyoruz. Yani ilahla Allah çok farklı. İlah ne demek? İlah demek tapınılacak şey. Ama herkesin ilahı farklı olabilir. He? Mesela Hindular ne yapıyor? İneğe tapıyor. Bizim ilahımız bu diyor. Yıldıza tapan, efendime söyleyeyim güneşe tapan, efendim lata uzata menata tapan veya başka şeylere tapanların efendim dedikleri şey bunlar bizim ilahımız diyorlar. Ha bizim ilahımız kim? Allah Celle Celaluhu. Yani herkes taptığı şeye ilah diyebilir ama Allah diyebilir mi? asla diyemez. Çünkü Allah Celle Celaluhu tek olan ve hiçbir ortağı olmayan Cenabı Hak, efendim Hakk'ın zatının ismidir Celle Celaluhu. Evet. Zaten Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bakıyoruz. Kendi diyor ki ben Allah'ım diyor. Ben Allah'ım diyor. Hani Musa Aleyhisselam Mevla ile tekellüm edeceği zaman he Mevla Teala ne buyurdu? Ya Musa, ey Musa, inneni en Allahu Rabbul Alemin. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım buyurdu. Mevla kendi diyor, en Allah, ben Allah'ım diyor. Sen şimdi Mevla diyor ki ben Allah'ım, Allah'ım böyle ismi var, sen gideceksin onun yerine başka şeyler kullanacaksın. Olur mu? Olmaz. Yine efendim başka bir ayet kelimede de yine Musa Aleyhisselam'a işte o tekellüm edeceği zaman efendim e, mukaddes vadide yine öyle buyurdu. İnneni Allah muhakkak ki ben Allah'ım buyurdu Celle Celaluhu. La ilahe illa ene hiçbir ilah yok ancak ben varım buyurdu. Fe'budni öyleyse bana ibadet et. Tabi bu Musa Aleyhisselam'a söylüyor ama he, Mevla Kur'an-ı Kerim'e bunu almış. Kur'an-ı Kerim aldığına göre bütün ayetlerden bizim nasibimiz var mı? Elbette var. Ha demek ki Mevla diyor ki ben Allah'ım. İnneni en Allah. La ilahe illa ene fa'budni. Benden başka ilah yok. Öyleyse bana ibadet edin. İyyâke nabudu ve diyoruz ya. Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım isteriz. İşte o Allah Celle Celaluhu. Evet. Yani bakıyoruz ilahlık davası güden Firavun bile ne dedi? Ene rabbukumul ala dedi. Ben siz çok ben siz yüce Rabbinizim dedi haşa ve kella. Ama en Allah diyemedi. Yani buna cesaret edemedi. Çünkü Allah ismi şerifi Mevla'nın zatı pakı subhaniyesinin ismidir. Mevla'nın tabi Celle Celaluhu 99 ismi vardır ama yani 99 tane ismi vardır. Hepsinin bir anlamı vardır. Yani sadece o kendi anlamına işaret eder. Rahman ismi vardır, Rahim ismi vardır, Hadi ismi vardır, Halik vardır, Razik vardır. Hepsinin ne vardır? Bir ismi yani bir manası vardır. Ama Allah dediğin zaman ne olur? Bunların hepsini kapsar. Allah lafzı ne yapıyor? Bunların hepsini kapsıyor ve Allah lafzında öyle bir efendim eee ahenk var ki öyle bir harflerdeki yerleştirme var ki mesela Allah nedir? Mevlaya, Mevla'dan bahsediyoruz değil mi? O Allah ismi şerifinin elifi, başındaki elifi kaldırsan ne olur? Elifi kaldıralım. Ne kaldı? Lillah Gene ne, oluyor? Mevla ifade ediyor. O lillahın başındaki lamı kaldırsak, birinci lamı ne oldu? Lehu. Yine Mevla işaret ediyor. O lamı da kaldırsan ne kaldı? Hu. Hu. O da nedir? Yine Mevla'yı ifade eder. Hani eskiden vardı ya Allah diyenler zikir yapanları hucu bunlar hucu derlerdi. He? Halbuki herkes hucu be hu demeden yaşayamıyorsun. Allah insanı öyle bir yaratmış ki, öyle bir mekanizma yerleştirmiş ki, insanı öyle bir efendim sistemde yaratmış ki hu demeden yaşaman mümkün değil. Öyle ya. Nefes alıyor musun? Alıyorsun. Veriyor musun? Veriyorsun. Nasıl alıp veriyorsun? Bak gördün mü? ne diyor? Hu diyorsun. Hu demesen, nefes almasan yaşayamazsın be. Allah demeden yaşayamazsın. Kafir de diyor. Münafık da diyor, Müslüman da diyor. Ama inanarak demedin mi Allah kabul etmez. Ha biz Müslümanız. Akşama kadar nefes alıyorsun ama eğer sen şuurunda değilsen, gafilsen, farkında değilsen o hu demenin faydası olur mu? Zikir yerine geçer mi? Geçmez. Ama şuurlu olursan he? Diyelim ki abdestindesin, zikirindesin. Efendime söyleyeyim, e, Mevla'nın haramına, helalle dikkat ederek hareket ediyorsun. Nefes alıp verdiğine de ne yapıyorsun? E, nefes alıp veriyoruz ya Rabbi sana şükürler olsun. Çünkü bir an nefes alamasan gittin ya. He? Kaç saniyelik hayatımız var be? Yani ahiretle aramız, dünya ile aramızda bir pamuk ipliği kadar bir bağlantı var. Nefes alamasan efendim ne yapıyorsun? O pamuk ipliği kopup gidiyor. İşte bunun şuurunda olursak he? Bak hep bunlar nedir? Zikirdir. Yani herkes hucu. İşte Allah ismi şerifi hangi harfini kaldırırsan kaldır. Hep ne yapıyor? Mevla'ya dalalet ediyor. Ha şimdi bunları bu kadar söylemişken bir de şimdi çok dilimize pelesenk olan bir söz var. Tanrı ifadesi mesela. He? Tanrı. Allah isminin yerini tutabilir mi ya? Tanrı nedir? Tanrı tapılacak bir şey. Yani ilah gibi bir şeydir. Yani efendim tapınılan şeylere söylenenlerden biri. Ama Allah yerini asla tutmaz. Çünkü Mevla ne buyurdu Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. Ve esma'ül husna fed'uhu biha. En güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'a dua edin. Allah onlarla dua edin. Mevla Teala bunu da beyan etmiş. He? Peki hala bunların içerisinde Tanrı var mı? Yok. E o halde o halde ısrar etmenin manası ne? Biz Allah'a Allah'ın istediği şekilde ne yapalım? Dua edelim, yalvaralım, onu öyle bilelim, öyle tanıyalım. Hangi isimlerini bize öğrettiyse o isimlerle Mevla'ya yalvarıp yakarıp niyaz edelim kıymetli kardeşlerim. Demek ki Allah ismi yalnızca arşın Rabbinin ismidir. Evet yani mecaz yoluyla da olsa Mecaz yoluyla da olsa başkasına konulabilir mi? Haşa. Mevla'nın gadabını Allah muhafaza celbeder. Ya mesela bakın hani bir Titanik vardı. Titanik. He? Yani tabiat üstü güç manasında. Titanik neymiş? Manası tabiat üstü güç. Şimdi İngilizler o zaman bir gemi yaptılar ve ne yaptılar? Bütün insanlığa meydan okudular. Yani dediler ki bunun gibi bir gemi daha yapın da görelim bakalım dediler. Hadi bu önemli değil ama kalktılar Allah'a da bir meydan okudular. Ne diyorlar bakın? Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz. Öyle mi? He? Ve böyle dediler Allah'ın gadabını Allah muhafaza celbettiler. Ne oldu bir buzdağına çarptı gitti. Tabii şöyle söyleyenler de var mesela. İşte efendim o zaman ay dünyaya yaklaştı da metkezir oldu, denizlerde gitgeller oldu. O esnada buzdağı kaybolmuş olabilir de yani kaptan bunu görmeden vurmuş böyle bir durum söz konusu olabilir dediler. E tabi olabilir. Yani bunda ne var? He? Efendim biz sebepler aleminde yaşıyoruz. Elbette bir takım olaylar olur. Teknik sorunlar çıkar. Doğal bir takım hadiseler cereyan eder. Ama neticede Allah Allah'ın gadabına çarpıldın mı Allah helak eder. Elbette sebepler alemindeyiz. Mutlaka bir sebebi tabii ki olacak. Yani Allah'a kimse kafa tutamaz. Zannediyorum bu Challenger'la alakalı bu uzay aracıyla alakalı da böyle bir şeyler herhalde söyleniyor muydu yani göklerin hakimi falan diye. Ama ne oldu? Yani iki dakika olmadan ateşlendikten fırlatıldıktan 70 saniye kadar sonra zannediyorum toz bulut oldu gitti. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Allah bir Celle Celaluhu. Allah lafzı arşın efendim, Rabbinin ismidir. Başka hiçbir şeye konulamaz Celle Celaluhu. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi muhakkak ki Rabbimiz birdir. Bir olan Allah'a iman etmişiz. Allah şirki ne yapmaz hiç sevmez. Kesinlikle kabul etmez ve kesinlikle yasaklamıştır. Tabii ortak koşmak derken Mevla'ya yani Mevla'nın dışında bir takım ilahlara inanmak, haşa ve kella elbette biz yani böyle bir vartaya düşecek değiliz. Elbette Allah'tan başka ilahlara he inanacak, ibadet edecek kesinlikle değiliz ama bir de bakın ne vardır? Yani tevhid-i uluhiyet çok önemlidir. Yani ilahlıkta he? uluhiyet, uluhiyette tevhid önemlidir ama bir de ne vardır? Tevhid-i mabudiyet vardır. Yani nedir o? Yani bir olan Allah'a sadece ona ibadet etmek. Öyle ya sen şimdi Allah'a inanıyorsun ama He? Başka bir ilah kabul etmiyorsun ama e ona ibadet ederken o ibadete bir takım gösterişle, riya ile, desinler demesinler ile alakalı ne yapıyorsun? Ortaklar koşuyorsun. He? Allah için yapmadın mı? Allahu Ekber namaza duruyorsun. Niyet ettim Allah rızası için diyorsun ama görsünler diye, beğensinler diye namazın, orucun, infakın, yardımın, hayrın hepsi riya içinse, gösteriş içinse ne oldu? Ya bu da bir nevi şirk olmuş oldu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Riyaya gizli şirk diyor. Gizli şirk. Evet. Dolayısıyla ibadetlerimizi yaparken demek ki ne yapacağız? İbadet konusunda da gizli şirke düşmemeye gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet konu tabii çok önemli. Daha anlatacağımız inşallah bu konuda şeyler de var. Meseleler de var. Yani özellikle ibadette şirke düşmemek, ibadeti karıştırmamak, Allah'ın rızasının dışında bir takım şeyler için yapılan ibadetlerin getirdiği sıkıntılar da elbette var. Dünyevi uhrevi. Tabii bunlardan da yani vahtaniyet sıfatını ve Rabbimizin anlatırken bunlardan da söz edeceğiz. Ama tabii vaktimiz doldu. İnşallah Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden konumuza devam ederiz kıymetli kardeşlerim. Evet bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.